Evet, herkese merhaba. Arabada başkan vardı. Bugün neredeyiz, kimindeyiz? Çok farklı birinden öğreneceğiz. Evet Yağmurcuğum, neredeyiz? Bize anlatır mısın? Evet, bugün Milliyetçi Hareket Partisi İzmir İl Başkanı Sayın Veysel Şahin'i arabamızda konuk edeceğiz. Kendilerinin İzmir'e çok güzel bir çalışması var. Adım adım 2025 programını ve detaylarını bizlere anlatacak. Evet, yolculuğumuza başlıyoruz herhalde, değil mi? Evet, şimdi gidiyoruz başkanımızı almaya. Başlayabiliriz o zaman. Başkanım, öncelikle hepimize iyi yolculuklar diliyorum. Sağolunuz efendim, iyi yolculuklar diliyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'nin İzmir'in çok güzel çalışmaları var bu dönem. Onlardan bahsedeceğiz, siyaset üzerine değerlendirmelerinizi alacağız. Öncelikle şöyle başlamak istiyorum. Adım adım 2023 toplantıları hız kesmeden devam ediyor. Evet, çalışmalar nasıl gidiyor efendim? Biraz bahsedebilir misiniz? Bu toplantılarda esas amaçlanan nedir? Efendim, bu genel başkanımız Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla başlatılan adım adım 2023 ilçe ilçe anlatma ve aydınlatma toplantıları, tam açılımı toplantıların. Anlatma ve aydınlatmadan kastımız milletimizin Zillet İttifakı'nın ülkemiz üzerindeki yaptığı oyunları göstermek, anlatmak, izah etmek amacıyla yapılıyor. Asıl amacı bu. Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin birinci olduğu 131 ilçede yapılıyor. Bu bağlamda İzmir'de de 25 ilçede toplantılar yapılacak. 20'sini yaptık, bitirdik. Teşkilatlarımız gerçekten diri, zinde, ayakta. 2023'e çok zinde bir şekilde gireceğimizi, gideceğimizi gördük. Herkes aklı başında, herkes CHP'nin, Zillet İttifakı'nın yaptıklarından, ayrılık tohumları atmasından rahatsız. Herkes rahatsız. Bunu da bütün toplum nezdinde gördük, müşahede ettik. Evet. Evet. Toplantılara Bayraklı'dan başlanıldı. Evet. Şunu soracağım ben size. Genel merkezin bir adım aslında bu. Evet. İzmir, genel merkezimizin programıdır efendim. Hı hı. Evet. Bu genel merkezin İzmir'e gösterdiği bir hassasiyetin örneği midir acaba? Ve neden Bayraklı? Önce neden Bayraklı'dan başlayayım ben? Neden Bayraklı? Efendim, geçmişte Leventlerin Akdeniz'de Türk hakimiyetini devam ettirmek için asker topladığı bölge Bayraklı. Yani Bayraklı sahiline bir Türk bayrağı dikilirmiş. Türk Leventler orada toplanıp Akdeniz'deki Türk hakimiyetinin devam ettirilmesi için bayrak şehir orası. Ona istinaden genel başkanımızın özel bir şeyiyle, talimatıyla oradan başladık. Hatta şöyle bir şeyimiz de var. Başka bir ilçeden başlıyorduk genel başkanımız. Bayraklı'dan başlamalısınız dedi. O Bayraklı'dan başladık programı değiştirerek efendim. Çok güzel. Çok da memnun olduk, mutlu olduk böyle bir geçmişe dayandırılmasına, partimizin böyle bir ulvi geçmişle başlatılmasına böyle bir toplantının. Program ne zamana kadar devam edecek? Efendim, program bu hafta son haftamız. Bu haftadan sonra da hemen Ramazan geliyor. Evet. Mübarek Ramazan'a giriyoruz. Allah izin verirse Ramazan programlarımız başlıyor.
hemen önümüzdeki hafta. Ramazan için özel bir çalışmamız olacak. Ramazan için çok özel çalışmalarımız olacak. Yardım kampanyasıyla başlayacağız. Bütün ilçe başkanlıklarımız, ilçe teşkilatlarımız da birer birim oluşturulacak. Bu birimler semtlerindeki, mahallelerindeki, sokaklarındaki komşularına kuru gıda yardımı yapacaklar efendim. İhtiyacı olan herkese, her yere telefon bırakacağız. Akşam 8'de başlayacak. İftardan sonra başlayacak. 11'e kadar devam edecek. Gece efendim ekipler halinde semtlerimizi dolaşacağız efendim. Bu arada MHP'ye de katılımlar çoğalmaya başladı. Neferleriniz fazlalaşmaya başladı. Evet efendim, şükürler olsun. Evet. Bu katılımlar devam edecek mi? Nasıl bir sistem? Takip ediyorsunuz zannediyorum. 3 aydır, evet 3 aydır, 3 aydır İzmir'de katılımlarımız devam ediyor. CHP'ye oy veren insanlarımız tepki gösteriyor, partimize geliyor. Yani bu çok doğal bir süreç bu. Yani bunu da yani nasıldır diye merak etmiyoruz. Bu doğal süreç çünkü. Bu böyle olur, başka türlü olmaz yani. Yani milletinin meclisine bölücülük tohumu, ihanet tohumu atan insanları efendim demokrasi bilmem nesi diye takdim edip de başımıza bela edenler, ülkemizi bölmek isteyenlere bir tepkisi olmalı herhalde vatansever, bayraksever, CHP'ye oy veren insanlarımızın. Bunun da tepkisini alıyoruz, görüyoruz, şükürler olsun. Şu anda İzmir'deki oy potansiyeliniz nedir diye soracağım. Bir de parantez açacağım. Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar'ın bir açıklaması olmuştu. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bugün ölçme değerlendirme yapan anket firmalarına göre oy oranı 4,5 ila 5 seviyesinde. Bir önceki seçimde bu rakam 6,5'tu. Gün geçtikçe oyları eriyor dediler efendim. Sizin değerlendirmeleriniz ne olacak? İyi, ne güzel, eriyorsa mutlu olsunlar. Milliyetçi Hareket Partisi'nin oyları eriyorsa üzülüyorlar mıymış, yani ona mı üzülüyorlar? Şimdi şöyle cevap vereyim ben. Ben İzmir'de 1987 senesinden beri partimin hizmetkarı bir insanım. Partimin mutfağında çalışıyorum. O gündür bugündür. 1987 senesinden beridir. Şimdi o gün bugün çalışıyorum. Şu dönemki kadar Milliyetçi Hareket Partisi'nin toplumda gördüğü talep kadar hiç talep gördüğüne denk gelmedim. 99 senesinde de ben İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkanı'nın başkanlığı seçimlerde, yerel seçimlerinde ben şeydim efendim, seçim koordinatörüydüm. Ondan sonraki bütün seçimlerde de görev aldım İzmir'de. Ben bu dönemki kadar talep gördüğümüzü hiç rastlamadım. Evet. Çok güzel tepkiler alıyoruz. Çok güzel tepkiler görüyoruz. Toplumda çok güzel karşılığımız olduğunu görüyorum. 99'un çok fevkinde bir ivme kazanmış partimiz. Ben yüzde şu diyemem ama ben hani %20'dir diye düşünüyorum oyumuzu. Evet. %20 olduğunu düşünüyorsunuz.
Peki hangi kesim başkanım en çok oy alacağınız kesim? Çünkü biliyorsunuz artık siyasette bir Z kuşağı denilen yeni gençler var. Daha önce evet. hiç oy kullanılmamış. Bir de partilerden birazcık daha uzak bu dönemde yeni bir siyasi karakter belirleyecek bir boş hala gri kesim var. Bunlara yönelik çalışmalarınız ne durumda? Gençlerle diyaloglarınız nasıl? Özellikle onu sormak istiyorum. Efendim şimdi Z kuşağı bilmem ne kuşağı bilmem ne kuşağı diye şeyler uyduruyorlar. Bunlar üzerimizde oynanan algı oyunları. Ben Z kuşağından Y kuşağından anlamam. Türk milleti, bunlar Türk milletini cahil sanıyorlar. Türk milleti arif bir millettir. Yani Türk milletini Z kuşağı işte cahil bilmem ne bilmem ne diye bölenler, öteleyenler, ötekileştirenler kimler olduğunu biz çok iyi biliyoruz. Türkiye, Türk milleti ariftir. CHP'nin şimdi gençler Türkiye'de bölücülüğü anlamıyorlar mı zannediyorlar? Yani bunların bölücü söylemlerini demokrasi adı altında bize yedirmeye çalıştıkları zehiri anlamadıklarını mı zannediyorlar? O onların Z kuşağı anlamaz dedikleri kuşak milli hassasiyetlerin o kadar farkındalar ki onlar şaşıracaklar o kuşak Z kuşağı, Y kuşağı dediği insanlardan. Herkes bunların ne menem bölücülük yaptığını, ne menem Amerikan emperyalizminin uşaklığını, bölücülüğünü, askerliğini yaptıklarını herkes biliyor. Gençler de biliyor. Biz gençleri seviyoruz. Gençler de bizi seviyorlar efendim. Evet başkanım, şu anda röportajımız devam ediyor. Evet, ve Kadife Kale'ye doğru evet, çıkıyoruz. Şimdi de bir kent gündemini değerlendirelim istedik. Hay efendim. Buca metrosu iptal edildi. CHP evet. kanadından da şekli küçük sorunlar olduğu söylendi. Ne sorunlar de, efendim? Şekli küçük sorunlar evet, olduğu efendim. Söylendi. Şekli küçük sorunlar. Evet. Bu konuyla ilgili düşünceleriniz nelerdir? Efendim işte tam da söylediğim bu, söylemeye çalıştığım bu benim. Şekli küçük sorunlarmış. Şekli küçük dediği sorunlar 580 milyar. Yani eski parayla 580 trilyon. Yani 1 milyonluk addederseniz Bostanlı'dan 589 daire. Evet. Öyle mi? Evet. Evet. Yani buna şekli küçük dedikleri bu. Adamın 580 milyon şekli küçük bir paraymış, öyle mi? Şekli küçük derken şundan kastediliyor. İhalede biliyorsunuz diğer firma tarafından bir rapor istenilmiş. Ama bu rapor verilmediği için mahkemenin iptal edildiği söyleniyor. Şekli küçük denilen kısım o. İhale sürecinde yaşanan şekli küçük bir hata mı diyelim artık? Abi şekli küçük işte bunların bunların şeye nelerine diyeyim bilemiyorum. İhanetlerine böyle bir güzel kılıf buluyorlar. Şekli küçük. Aa ne güzel kelimeymiş. Şekli küçük. Biz ona şey diyoruz halbuki. Biz ona 529 milyarlık devletin, hazinenin parasının çalınmasının engellenmesi diyoruz. Onlar şekli küçük mü diyorlar? Engellenme dendiği zaman da şöyle bir şey var. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Buca metrosunun ihalesinin iptali sonrası engelleniyoruz çıkışında bulundu. Peki bu konudaki düşünceleriniz nedir?
nesi engelleniyormuş diyor ki, yani bu firmaya engelleniyor. Hayır efendim, yani bu sadece bunlara uygulanan bir uygulama mı? Biz de diyoruz ki devletin hakimleri hırsızlığın yapılmasına müsaade etmedi diyoruz. Onlar başka bir şey diyorsalar bilmiyorum. Peki yani, ulaşımla ilgili de ulaşımla geçmeden önce bir Kadife Kale değerlendirmesi alalım. Evet. Şimdi Kadife Kale'ye giriş yapmış bulunmaktayız. Başkanım siz bu konuyla ilgili... Evet, bakın durun efendim. Bakın. Şu resmi çekin efendim. Şu resmi çekin. Bakın. Pagos pazarı. Bak. Devam edin, tamam. Tamam. Yani bak, Pagos pazarı. Gözümüze sokuyorlar. Mescidin bahçesi. Mescidin bahçesine kale, Pagos kale yazmanın esprisi ne olabilir? Türk izlerini unutturmak. Bunun adı Türk izlerini unutturmaktır. Bunun başka bir gayesi, amacı olamaz. Eğer bir şey yapılacaksa, bak buraya hiçbir şey yapmamışsın. Bahçesindeki mezarları da, bahçesinde bulunan mezarları da temizlemişler. Buyurunuz efendim. İzmir'de tekrar dönelim. Artık görevdeki belediye başkanları 3 yılı geride doldurdu, bıraktılar. Evet. Şu anda sizce nasıl bir profil çiziyorlar? Ayrıca şunu sormak istiyorum. İzmir'de en çok problemi olan ilçe sizce hangisi? Kentin en büyük sorunu nedir? Efendim, İzmir'in en büyük sorunları, gene sondan başlayayım. Trafik, altyapı ve kentsel dönüşümdür. İzmir'in en önemli 3 problemi. Bu 3 problem mutlaka ve mutlaka aşılmalıdır. En büyük problemlerin olduğu şehirdeki, yani neresi çok rahat ki, onu ayrıca yani söyleyebileceğimiz bir yer yok. Şey rahat, Karşıyaka'da Bostanlı rahat, Cumhuriyet rahat değil. Bayraklı'da sahil rahat, bütün Bayraklı rahat değil. Burada Kadife Kale'nin eteklerini, Yeşildere'yi görüyorsunuz. Hani neresini söyleyeyim İzmir'in burası rahat, iyi işte filan diye. Öyle iyi diyebileceğim bir yeri yok. Parça parça kesimler var. Diğer yerlere nazaran daha az problemli olan yerler. Ama trafik problemi ortak problemimiz. Altyapı problemi ortak problemimiz. Ortak, bu kentin tamamını ilgilendiriyor bunlar. Ama kentsel dönüşüm de çok büyük bir problem herhalde. Kentsel dönüşüm, kentsel dönüşüm, trafik, altyapı, bunlar çok büyük problemler. En acil problemlerimiz. Belediyenin 3 yılı da belediyeye Büyükşehir Belediye, İzmir Büyükşehir'e, İzmir'e devlet 3 yıldır devletin verdiği, devletten verilen ödenek sadece yani 4,5 milyon şehre kişi başına devletin verdiği para 38 trilyonmuş efendim, kat trilyon. 12 trilyonda borçlanmış, 50 trilyon. 3 yılda Büyükşehir Belediyesi'nin devletimizin imkanlarından harcadığı para 50 trilyon. 50 trilyonluk İzmir'de, yani 50 trilyonluk değil, bana 5 trilyonluk bir yatırım gösterin. İzmir'de kentsel dönüşüme, trafiğe, altyapıya yönelik bir çalışma yok. Yani 50 trilyon nereye harcandı ben merak ediyorum. Nasıl harcadılar? Nereye harcadılar merak ediyorum. İzmir'e hiç yatırım almıyor gibisinden söylemler de var şu anda. Yatırım almıyordan kastınız ne? Yani İzmir verdiği vergiler oranında yatırım almıyor. O çok tehlikeli bir söylem. O çok tehlikeli bir söylem.
Yani önce sen 50 trilyonu nereye harcadın, onu söyleyeceksin bana. Yatırım almıyor demek öyle demiyorlar aslında. Onun tam açılımı şu: İzmir İzmirli şu kadar vergi ödüyor, niçin bu paraları İzmir almıyor demek istiyorlar. O zaman Diyarbakır'a, Şırnak'a, Güneydoğu'nun geri kalmış illeri ne diyeceğiz? Oraya devlet, siz vergi vermiyorsunuz, biz de size yatırım yapmıyor muyuz diyecek. Diyarbakır'a yol yapmayacak mı? Ev yapmayacak mı? Yapmayacak mı? İnsanlara hizmet etmeyecek mi Diyarbakır'da, Batman'da, Yozgat'ta, Çorum'da insanımıza hizmet etmeyecek mi? Yani devletin şeyine öyle bakamayız. Onu kim diyorsa bölücülük yapıyor. Birazcık da AK Parti ve MHP'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı ve başta milletvekili seçim yasasında değişiklik öngören yasa teklifi hakkında bir değerlendirmede bulunmanızı isteyeceğim. Yasadaki asıl kritik değişiklik barajının %7'ye seçim yeni çıkarılan, mecliste bulunan yasa, 15 maddelik yasadan bahsediyorsunuz zannediyorum. Evet, bu değişiklik neler getirir? Ben Zillet İttifakı bileşenlerinin üzüntülerini gördükçe Cumhur İttifakı'nın çok güzel bir yasa hazırladığını, temsilde adaleti sağlayacağını düşünüyorum okuduğumdan. Ama onların üzüntülerinden de iyi bir şey yaptığımızı düşünüyor. Mutlu oldum efendim. Çok güzel bir şey oldu. Peki temsilde adaleti birazcık açabilir miyiz? Temsilde adalet şu. Diyor ki her parti kendi aldığı oyla milletvekili seçilecek. Kısas bu yani. 6 siyasi partiden geçtiğimiz günlerde güçlendirilmiş parlamenter sistem açıklaması geldi. Efendim onlar aynı demin Büyükşehir Belediye Başkanı ne demişti? Küçük neyler demişti? Küçük ayrıntılar mı? Evet. Ona bir bakar mısın? Küçük şekli neylerdi? Şekli küçük sorunlar. Onlar şekli küçük sorunlarla uğraşmaya devam etsinler. Onların söylediği değişiklikler 20 yıl sürer. Onlar eğlenmeye, kendi taraftarlarını oyalamaya devam etsinler bu şekilde. Şimdi deseler ki eski sisteme yeniden dönelim, çok iyiydi diyebiliyorlar mı? Hayır. Ne diyorlar? Güçlendirelim. Güçlendireceksen biz güçlendirdik kardeşim. Yani hazır güçlendirilmişi var. Yani yeni bir güçlendirme aramanın şeyi ne? O da 5 seçim sürer. Yani 5 seçimde çözülebilecek şeyler onlarda. Yani öyle söyledikleri kolay bir iş değil. Biri cumhurbaşkanı seçilecek. Sonra diyecek ki ya ben cumhurbaşkanı oldum, seçildim ama ben bundan memnun değilim. Hadi ben bunu, yetkilerimi devredeyim diyecek. Yetkilerini birine devredecek. Öyle bir şey var mı şeyde? Eşyanın tabiatına aykırı bir yöntem, söylem bu. Peki birazcık daha MHP içine dönelim. Şimdi, buyurunuz efendim. MHP İzmir'in, şu anda İzmir'de bir tane göz bebeği var, Ali'ye. Çalışmalarını nasıl diyorsunuz Sayın Başkanım? Hem onu soracağım, hem de önümüzdeki yerel seçimlere yönelik nasıl bir hedefiniz var? %20 civarında bir oy oranınız var dediniz. Ancak bunlar yerel yönetimlere, belediyelere nasıl yansır? Biz geçtiğimiz yerel seçimlerde Çeşme, Narlıdere, Foça, Ala ve Dikili'yi aldık. Yani İzmir'in sahil kesimini aldık. Oradaki oylarımız da Çeşme'de 8'di, Foça'da 12 idi, Dikili'de 4'tü,
Ali Ağa'da gene 12 idi zannediyorum, 13'tü. Çeşme'de Cumhur İttifakı ile birlikte Cumhur İttifakı'nın oyu da 12 idi Çeşme'de. 8 de bizimdi, 20 diyordu. Biz seçime girdik, %44 oy aldık şeyden, Çeşme'den. Foça'da aynı şekilde yani ayrı ayrı oylarımızı iki katına çıkardık. %100 artış yaptık. Şunu söylemeye çalışıyorum. Cumhur İttifakı İzmir'de sahillerinde en zayıf olduğumuz yerlerde bile iki katına çıkardık. %100 artış sağladık. Yani Cumhur İttifakı ile bir sinerji yakalandı İzmir'de. Bunları bizim Bornova'da, Bayraklı'da, Buca'da, Karabağlar'da, Torbalı'da, Menemen'de aldığımızı, yaptığımızı düşünür müsünüz bir de? Böyle bir hazırlığımız var. Ben İzmir'de Cumhur İttifakı'nın büyük sinerji yakaladığını, Ege sahildeki yakaladığımız sinerjinin şehir merkezlerinde, daha güçlü olduğumuz yerlerde de yakalanacağını umup genel yerel seçimlerdeki, öncelikle genel seçimlerde İzmir'de birinci olmayı hedefliyor Cumhur İttifakı olarak. Ondan sonra da yerel seçimlerde İzmir'in de 18 ilçe alıp büyük şehri Pagos zihniyetinden kurtarmayı planlıyoruz. Nihai hedefim budur efendim. Teşekkür ediyoruz size. Ben teşekkür ağzınıza ediyorum. Ağzınıza sağlık. Başlangıç noktamıza geri döndük artık. Tamamdır. Son olarak efendim İzmirli'ye bir mesajınız var mıdır? Efendim İzmirli'ye CHP'ye oy veren, vatansever, bayraksever, birlikte yaşadığımız, birlikte aynı kaygıları duyduğumuz CHP seçmeninden, CHP'nin üst yönetiminin işgal altında bulunduğunu, küresel emperyalistlerin etkisi altında olduklarını, Türkiye'de terörü meclise taşıyan bir şeyde bulunduklarını, söylem içinde bulunduklarını, bunlara hesap sorulmasını, oylarınızın bu defa, bir defa da şeye vermenizi, vermelerini rica ediyorum Cumhur İttifakı'na efendim. Gerçeğe görerek hem CHP'ye bir ders vermelerini hem de Cumhur İttifakı'nı güçlendirmelerini rica ediyorum efendim. Çok teşekkür ediyoruz başkanım. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.